Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hoş geldiniz. Uncharted 3'ün 3. bölümündeyiz. Biz bir muhabbet içinde başladık. Gene bunlar bir muhabbet ediyorlar. Muhabbetiniz bayağı koyu arkadaşlar ama bizim de bu bölüme başlamamız lazım. Kusura bakmayın. Evet, en çok ne ya? Kafa karıştı. En son Fransa'ya gelmiştik ve bizim diğer iki ekip arkadaşımız Kolye ve diğer arkadaş Suriye'ye gittiler. Biz ise Fransa ormanlarına gittik. Şimdi burada 5. oyunun 5. etabından, yani şato etabından, pardon 5 değil 6. 6. etabı olan şatodan devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sizin 2 dakikanız alır, çok bir şey değil. Ayrıca bildirim çanını da açarsanız bize destek olursunuz. Biliyorsunuz tüm videolarımız 4K kalitesinde. O yüzden PlayStation 5 farkıyla 4K kaliteli izlerseniz tüm oyunlarımızı ve bu Uncharted serimizi en iyi performansı alırsınız arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ilerleyerek bölümümüze devam edelim. Uncharted 3 maceramız başlıyor. Şimdi buradan nereye giderim? Ses neydi lan? Hırt diye bir ses çıktı. Şuradan ilerleyelim. Buradan nereye? Hadi bu taraftan. Buradan gidelim. Tıpkı Lawrence'ın notlarındaki gibi. Bana daha çok güvenmelisin Sully. Evet. Tabii bu vadinin olay burada. Hatırlamıyorum. Bunu da kayda geçin. Hakikaten bu vadi değişik vadi mi? Bakalım. Evet arkadaşlar, her Uncharted serisine söylerim. Uncharted'ların hepsi bir manzara oyunudur. Yine değişik değişik manzaralarla karşılaşacağız. Bu çok belli. O kim lan? Heykel mi o? Ha. Heykelmiş. Hey, bu panflüt mü? Panflüt. Panflütün ne işi var lan o tarihte? Gördüğünüz üzere manzaralar keyif üzerine keyif veriyor. O neymiş? Kayalıklar mı var orada? Şuradan gidelim. Bu taraftan. Dikkatli yürü. Yavaş. Bilmiyorum evlat. Doğru yerde olduğumuza emin misin? Bu bir Haçlı Kalesi olmak için yeterince eski görünmüyor. Haçlı Kalesi. Rönesans döneminden. Tanrım, şu kitaplara bir bak. Vallahi ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi Lawrence orijinal kalenin 11. yüzyılda inşa edildiğini söylüyor. Gerisi daha sonra eklenmiş. Burada insan kemikleri var. Burası neresi lan? Burada bir şey yok herhalde, değil mi? Var mı? Bana mı öyle geliyor? Şu karşıya zıplanır mı? Evet. Aha, bu biraz hileli gibi. Hileli gibi mi? Aman aşağı bakma, aşağı bakma, aşağı bakma. Hadi ne bekliyorsun? Hadi Sally ya. Biraz gevşettim. Ha, sorun da bu. Gevşedim diyor. Bu araba neymiş? Bak Sally, ilk araba. Yaşlı. Burada hala araba izleri var. Bak az önce de vardı. Bu araba izleri ne hakikaten?
Bu yani bu arabanın olamaz herhalde de. Buradan birileri gitmiş geçmiş yani belli. Ne taraftan gideceğiz? Şatoya geldik. Şato dediği bu herhalde. Evet. Evet, peki bu ne sihirbaz bey? Bahçe süsü. Dandik olmuş. Dandik olmuş bu diyor. Kalenin sahibi olan şövalye yani Lord Godfrey 12. yüzyılda Haçlı seferlerinden dönmüş. Lawrence'ın yazısına göre orijinal yapıdan tek kalan şey kare şeklindeki iç kale ve bahçeler. Eğer Godfrey yani bu Arabistan'a mu? bir sır getirdiyse burası onu bulacağımız yer. Bakalım. Merak ediyoruz şimdi. Acaba ne var içeride? Buralarda falan ne var? Buradan mı gideceğiz? Sen dene canım kapıyı ben buradan gideceğim. Zaten belliydi. Sen oradan devam et. Ben de buradan giderim. Buradan da gidemeyiz. Nereye? Karşıya mı? Zıpla bakayım. Tamam. Şu üstündeki pencereye ne dersin? Kendimi yaralamak istemiyorum. Dur bakayım hangi pencere? Bekle. Ha şu mu? O pencere değil lan duvar. Bakalım burada ne varmış. Pekala. Aferin evlat. Hemen dönerim. Bekle geliyorum. Bunlar ne? Eski eşyalar var burada. Ama bak bir şey yok değil mi? Burada canavar mana var. Lan 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 lan. Yavaş. Acıyor tabii. Pekala destek gerek. Kilidi açacağım. Zincirlenmiş. Vurduğun tek şeyin ne olduğunu emin ol. Kilitli dedim. Dur kapıyı açacağım sana da bekle. Önce bir bakalım etrafa. Şu mu? Kapı değil. Kapı nerede? He şu mu? Camı. Heh. Alacağım. Pencereden girecek. O pencerede kastı buymuş bu arada az önce. İyi misin? Hadi Pekala. bakalım sarayım. Şato'dan bahçelere geçmenin bir yolunu bulmalıyız. Eski iç kaleyi bulacağımız yer orası. Şimdi bakalım. Aa, tamam, Şu şuraya bak. düşmüş. Neymiş? Hayır. Açamıyorum. Açılmıyor mu? Lanet giriş var. Evet, E, kaldırıma içelim. ihtiyacımız var. Bence oraya çıkabilir misin? Deneyebilirim. Şuraya mı çıkacağız? Evet, yine hoplamaya zıplamaya hazır olun. Şu neymiş? Yani bunu bir kaldıralım. Bebe bekle, bu işe yarar. Gel o zaman, yardım et. Kaldır, kaldır, kaldır. Bu işe yaramalı. Yukarıda dikkatli ol. Tozlar bile çürümüş. Tozlar bile çürümüş. Burası Nişanlanan eski. şeyin üzerinde gibi görünüyor. Bir makara sisteminin. Evet. Onları temizlemek için bu şekilde ediliyor olmalılar. Makara. Bak. Burada bir çeşit düzenek var. Bu avizelerde bir şey var o zaman. Karşıdan gidiliyor mu? Buradan mı? Oraya Bakalım bir. geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Geçelim bakalım şöyle. Böyle mi? Zıpla. Bir fikrim var. Bu ne? Ha, bak o düşen şeyi de kaldırdık. Tamam. Makara sistemi dediği buymuş. Anlaşıldı.
Buradan karşı yerde geçilmez, değil mi? Biz gene geldiğimiz yerden döneceğiz. Dikkat et, o şey duvardan sökülüyor. Hakikaten şu yaptığımız işlere bak ya. Zıpla. Buradan karşıya zıplanır mı? Dur. Şuraya. Hah. Evet, zıpladı. Şimdi buradan tamam. Geçebiliriz. İt 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 it. Tamam. Oldu. İşte. Girdim. Açtın mı kapıyı? Aferin. Nereye girdim? Hemen aşağı geliyorum. Geliyorum, dur. Ne var orada? Patlamış mısır makinesi mi o? Patlamış mısır makinesi mi? Bu ne lan? Saatmiş. Oyundaki espriler de zaten. Bir de Türkçe dubaj olunca daha da güzel. Nathan'ın sesi 3 bölümdür bizi tamam. Etkiliyor zaten. Hadi o kuleye giden bir yol bulamayacağımıza bir bakalım. Şimdi gidelim bakalım. Bunlar ne? Oğlum bu eski 11. yüzyılda bunlar ne işi var? Bu tuhaf tuhaf makinelerin. Burada başkaları da yaşamış herhalde. Çamaşır makinesi değil mi o? Ne işi var çamaşır makinesinin? Fırınları mırınları. Burada başka bir iş var. Şatoda matoda bunların ne işi var? Nereye geçeceğiz? Burası geldiğimiz yer değil mi? Tamam. Buradan buraya mı geçeceğiz? Burası ne? Böyle. Şatonun girişi mi? Bakalım bakalım. Hey, hey. Kara kule. Bayağı eski görünüyor. Yaklaşmışız kuleye. Evet, bu Lawrence'ın defterindeki. O olmalı. Güzel. Teşekkürler. Bir şey değil. Buradan devam edelim. Ama nereye? Ha, şuraya gidiliyor mu? Geldiğimiz yer. Burada ne var? Hiçbir şey. Nereye gideceğiz? O atlamıyoruz değil mi oraya? Burayaymış. Burada kocaman cam varmış ya. Evet. Kimse yok değil mi buralarda? Koltuklar, mortuklar. Burası nasıl bir tarihi bir yer böyle ya? Biz nereye geldik böyle? Burası ta kaç yıldaki bir şato. Baksana köpeğiyle biri resim çektirmişler. Gel bakalım. Kaldır kaldır. Dur lan. Yavaş. Oğlum öyle hoyratça geçilir mi ya? Burası neymiş? Hey ney? Bu kulenin üstündeki sembol mü değil mi? Evet. Bunun bir anlamı var evet. Mı? Değil mi? Ama kuleye baktığımızda gördüğümüz hem... Bir şömine de mi? Hadi ama bundan daha yaratıcı olmalılar. Evet, fazla basit. Şömine geçit mi var? Bir bakalım. Bunlar ne yapıyor? Oynuyor. Hey, şu zırhlara bak. Bekle. Lawrence'ın buna benzer bir şey hakkında bir notu vardı. Bakalım neymiş o not.
Evet, burada. Gördün mü? Dört şövalye. Bir balta, kalkan, kılıç ve gürz. Tıpkı bu odadakiler gibi. Bunları demek ki belli bir yöne mi çevireceğiz? He, bak. Bir dakika, anladım. Yarım kalkan baltaya bakacak. Baltalı tam kalkana bakacak falan filan. Şimdi mesela bir dakika. Lan bir geç şuraya. Şimdi bak, bu ne mesela? Her şövalyeyi doğru yöne bakacak şekilde dönmeliyiz. Evet, ama doğru yöntem ne? Şimdi baltan nereye bakacak? Bak, baltalı kalkana bakacak. Kalkan dediği şu yani, evet. Şu bir kere buraya bakacak, o kesin. Tam kalkan yani. Tam kalkan nereye bakacak? Baltaya bakacak. Balta zaten burada. Bunlar birbirine mi bakacaklar? Böyle. Şunlar. Bak, gürz kime bakacak? Gürz kalkana bakacak. Yani şu kalkan nerede? Şuna bakacak. Vay vay vay. Evet, bu zaten doğruymuş. Peki. Bak, bu Pekala. da kılıç Şimdi da vermek lazım kime sayı. bakıyordu? Evet, baltaya bakacaktı. Sıkışmış Balta da şövalye. burada. O zaman kurtaralım. Bildiğin şömineye de geçit varmış ya lan. Tamam. Salih haklı Kayıttayım sence. çıktı. Üç deyince tamam mı? Peki. Bir iki çek mi? Yoksa bir iki üç çek mi? Of, hadi ya. Sadece çek. Olur. Dır yapma. Lan oğlum. Nate? Hey, iyi misin? Evet. Her yerden düşüyoruz Evet, ya. iyiyim. Şapır şapır ne oluyor? Oraya tekrar çıkmam mümkün değil. Şimdi... Bu tarafa doğru gideceğim. Tamamdır. Sen ne yapacaksın Yol. Salih? Tamam. Tek kaldık ha. Umarım diğer bir tarafı vardır. İllaki vardır ya. Burada kısa kalacak değiliz herhalde. Aslında yer değil. Ne var ileride? Önemli olan o. Gürültü de ne böyle? Ne gürültüsü ya? Buradan geçebilirim sanırım. Geçersin de. Ne var ki karşıda? Geç bakalım. Geç. Çık lan, bu ne? Lan git. Pis örümcekler. Örümcekler kaynıyor burada. Dev örümcek bir ha. Şuradan basit tutacağız. Su üstünden. Şimdi. Ha, bu ne? Orada bir yer var şatodan. Ne var burada? Şelale var. Şu katının altında ne var böyle ya? Bu iyi bir işaret. Şatonun şeyleri var işte. Taşları var. Oho. Aşağısı sıkıntı bayağı. Ne yapacağız? Buradan karşıya zıplar herhalde. Evet. Bakalım bir. Işık varsa Çıkış yolu. Pekala, oraya çıkış yolu da tırmanabilirim sanırım. vardır. Nereye? Lan! Çabuk. Çocuk oyuncağı. Hakikaten oha. Geç. Oha. Bu ne? Burada bir yerdeler. Yakalayın onları. Hay şerefsiz, buraya gelmiş. Buraya gelmiş ya. Uyarmalıyım. Evet, şimdi. Sen bir gel şuraya. At aşağı. Bunların hepsini gizli gizli öldürmemiz lazım şimdi. Aman, nasıl yapacağız?
Evet, maceramız başlasın bakalım. Bizi görmezler değil mi? Gömürler bizi değil mi? Umarım görmezler. Dur şimdi. Herhalde kimse görmez bizi burada. Ha? Kim görecek bizi orada? Biri mi görüyor bizi orada? Nerede? Orada birisi var. Ne yapacağız? Şuradan bir gidelim. Gizli gidelim, gizli. O gören adam nerede ya? Ses geliyor da nerede acaba? Şuradan bir aşağı. Kimse yok. Kimse yok değil mi? Kim var orada? Kimse yok, kimse yok. Dur. Gördü, yine biri gördü beni. Kimse yok lan dur. Burada tepeye çıkılıyor mu? Biz buraya niye çıkıyoruz bu arada bilmiyorum ki. İndirin onu. Lan. Vallahi gördün en sonunda ya. 2 saattir. Lan 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 ne yapıyorsun? Lan deli mi? Lan şu kez böyle yapacaksın sadece. Gördü ya gizli. Yapamadık bu işi. Önce hanginiz lan? Sen misin önce? Gizli yapamadık bu işi ya. Neredesiniz bakayım? Şu tüpü bir patlatayım ya. Tepeden bunların hepsini görebiliyoruz aslında. Ama mermimiz bitti. Şerefsiz buraya geliyormuş. Yok mermimiz çok azaldı ya. Bizim dur şuradan bir mermi almamız lazım. Gel buraya gel. Tam şu. Şerefsiz. Şunu al çabuk. Var. Var kaç şuradan kaç. İşte başlıyoruz. Uzli. Gel buraya gel. Öyle götüne vururum adamı. Başka? AK'ye geç. AK hiç en sevmediğim silahlardan birisi. Lan. Aa, onlar buradalarmış. Buradan ben onu vuramam hayatta. Dur. Şimdi canımız dolsun bir. Tamam, gittiniz mi? Şu Uzi'yi alalım. Ha, Uzi şeymiş. Normal silah. Tamam. O zaman diğer silahı da normal AK'yi alalım ya. Çünkü diğeri bitti. Uzi otomatik olanmış. Tamam.
Sarı'yı en son uyarmaya gidecektik ama... Dur bakalım. Onlar buradan gitmişti değil mi? Biz buradan gidemeyiz herhalde. Şuradan giriliyor mu? Bir bakalım nereden gireceğiz şimdi. Buradan doğru mu çıkacağız? Şöyle bir çıkalım bakalım. İşim bitti. Yine lan pompalı da çıktı karşıma. İşim bitti ha. Aa, hediye için teşekkürler çocuklar. Şimdi el bombası atacağız buraya. Al bakalım. Boom. Nişan almadan attığımız için kör nişancı başarımını kazandık. Bir şey yok herhalde. Şu mermileri alalım. Vay üç karşı vay. Al bakalım. Size bir hediyem var. Hop. Güm. Bunu tahmin etmemiştim. Bildiğin kayaları üstlerine attım lan. Kapı kilitliyse burada. Bak burada da iz var ha. Bak orada da şey izi vardı. Şu iz ne ya? Kanlı. Aha Sally. Kapışıyor Sally. Koş koş koş. Sally'yi kurtar Sally'yi. İç buraları sizi. Tamamdır. Başka? Al bakalım. Hakikaten ordu getirmiş ya. Zaten her etapta bir ordu var yani. Lan. Oha arkana gelmişler. Burayı mı açmışlar? Ha. Bildiğin bu buradan gelmişler ha. Bu tarafa. Sally de arkadan takılıyor oradan. Gel buraya. Vur lan. Lan vur şunu. Vuramadım. Önüme düşüverdi. Orada biri mi vardı? Tamamdır. Başka. Sıradaki. Next. Başka. Şunları bir toplayalım. Oha oha oha. Lan kaç şuradan. Nasıl bir anda geldiler? Oha ya. Lan şu duvara şey yapsana. Orada bir tane daha mı var? Var ama. Oğlum bu ne ya? Tüm ordu burada. Bu ne böyle? Aferin Sally. Bombalı adam herhalde vurdu. Şimdi yukarıda biri çok iyi vuruyordu ya. Şu şerefsiz işte. Atla aşağı. Sen de atla. Yapay zekası çok daha iyi ya bunun. 1 ve 2'ye göre. Neredesin? Tamam. Bitti mi?
Galiba bitti. Yapay zekası bayağı bir iyi ya. Hani oradan gidiyor, arkadan dronuyor falan. Yani 1 ve 2'de bunların yapmıyordu. Dikkat edin yani. Kurt mu oluyor orada? Bana böyle geldi. Bunları toplayalım. Tamamdır. Yani tropik bir hayvanmış galiba. Buradan yukarı. Hadi gel Sari. Hadi Sari. Bana şu kapıyı açmamda yardım et. Hadi gel. Hadi Sari hadi. Hadi. Yaşlı bulak hadi. Vur. Pekala. Şimdi... Emin değilim. Neden aşağı inmeyi denemiyoruz? Yukarı çıkılıyor ama. Bu neymiş? Burada ne var? Geç şuraya. Buradan karşıya. Burada büyük ihtimal hazine vardı bir önceki oyunda. Şimdi hazineyi biz herhalde aldık yani. Biliyorsunuz bu oyunda, yani bu serimizde hazineyle falan uğraşmayacağız dedik. Hazineyle direkt iptal ettik. Normal hikayemize devam ediyoruz. Şuna mı gideceğiz? Şurada bak, oran kasa var. Şuraya geç lan. Direkt atarsak ölürüz herhalde ya. Şuradan gidebiliriz herhalde. Evet, şimdi burada ne varmış? Hey, şuna bakın. Adam kaç yılda ölmüş? Bu Talbot'un adamlarından biri. Öyleymiş. Talbot? Bu imkansız, daha yeni geldiler. Evet, ama onlara ne olmuş olabilir? Bir fikrim yok. Aynen, daha yeni geldiler. Niye böyle ölmüş? Bir nevi zehir falan var bu adamda. Bir bakalım şimdi. Bu arada buradan da gidiliyormuş bak. Oradan atladık ama. Oğlum bak, bir şey yok değil mi burada? Beni korkutmayın. Hey. Oğlum, burada bir sembol var. Sabah yazısı. Evet, ama hiçbir şey demiyor. Hep anlamsız şeyler. Ben burada durayım ki yanlışlıkla bir şeyin üstüne basmayın. İyi fikir. Şimdi ölmeyelim. Bu bir tuzağından falan. Buradan gideceğiz. Bakalım, dur bir yazı kovalayalım. Lawrence bunun hakkında bir not almış mı? Bir bakayım. Bakalım. Aha. Almış. 3 tane N. 2 tane X. Yo pardon, bak aşağıdan gideceğiz. He. I, 4 tane N, 3 tane X. Bak. 4 tane N. Yani 1, 3, dur, olmadı dur. Yok. Şu 4 tane N. Nasıl yapacağız? Belirli bir sırada üstlerinden geçmen gerekiyordur. 1, 2, 3, 4. Doğru. Şimdi 3 tane X, 4 tane şu işaretten. 3 tane X, 1, 2, 3, 4 tane bu işaretten, değil mi? 4 bu işaret 2X. 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi 2X ve 3N. 1, 2, bir de 3N. 1, 2, 3. Açıldı mı? Evet. Başardık. Bulmacayı çözdük. Burası zifiri karanlık. Biraz ışık tutmak ister misin? Hakikaten ışık yok ya. Işık tut, ışık, ışık. Bir çeşit laboratuvara benziyor değil mi? Evet.
Bunlar en az 400 yıllık olmalı. 400 yıllık. Oğlum 400 yıllık bir yerde o çamaşır makinelerinin işi neydi? Biraz daha ışık salayım. Kafayı ona taktım. Işık aç, ışık. Ne var buralarda? Gözükmüyor. Bir simyacının laboratuvarı gibi görünüyor. Bir saniye. Burası sana bir şey hatırlatıyor mu? Sen deyince Marlow'un garip saklanma yerini hatırlattı. Sully. Sully bu John Dean'in laboratuvarı. John Dean'in laboratuvarı mı? Fransa'da. Yani aynı Lawrence gibi ipuçlarını Hatchlar'a kadar takip etmiş olmalı. Hey, şuna bak. Neymiş o? Yine sabah harfleri. Ama bu semboller ne? Yine bir harf. Şey çözmeye çalışıyormuş gibi görünüyor. Buraya Enochyalı alfabesiyle bir not yazılmış. Enochyalı. Bence bunu çözebilir misin? Deneyeceğim. Şifre diskini kullanacağız. Bakalım neymiş. Şeye girişi sunak koruyor. Yeraltı dünyasına. Yeraltı dünyasına girişi sunak koruyormuş. Çalmak için büyük kullanmıştı. Ya da sunak bir gizli geçidi saklıyor olabilir. Evet. İtmeme yardım et. Bakalım. İt bakalım. Evet. Senin yaşlı kurnaz. Teşekkür. Hakikaten. Sen değil, John değil. Yani. Sen de çakalsın. Ben yaşlıyım. Evet. Bakalım neymiş bu. Atlayalım aşağı. Yok. Merdiven varmış lan burada. Dur. Şurada merdiven var. Merdiven yokmuş. Atla. Yine örümcekli bir yerlere geldik. Bu şatonun altında bir sürü tuhaf yer var ya. Üstünde değil. Hadi bakalım. Sally bana ışık ver. Tamam. Işık tut ya. Şimdi... Bir gün mutlaka kendi kibritini taşımaya başlayacaksın. Biliyorsun değil mi? Sen neyden bahsediyorsun? Şimdi... Oğlum bak karşımıza abuk bir şey çıkmasın. Burası neresi böyle? Bu şatonun üstü de hiçbir şey yok. Hep altında var ha. Ya da çıkmasını. Şuna bir el atsana. Onun içeride bir şey yok değil mi bak? Hadi bakalım. Işık yansımaları da orijinal. Aile mezarlığı gibi görünüyor. Büyük baban Godfrey de aşağıda olmalı ha. Büyük ihtimalle. Eğer Kumların Atlantis ile ilgili herhangi bir şey biliyorduysa bile onu da kendisiyle beraber mezara götürdü. O halde hadi mezarı bulalım. Kesinlikle. Bu ne? Bak burada işaret çıkıyor alevle beraber. Hepsi değişiyor yalnız. Allah Allah. Baktığın yere göre değişiyor. Şimdi... Bir bakalım. Görünüşe bakılırsa bunu çözmeye çalışmış ama pek başarılı olamamış. Neymiş bakalım bu? Mesela kartal... 8 3 bu işaretlerle gizli. Bunu çözdük zaten. Olay şu. Şimdi kartal ve at var. Bu ne? Bu da ne böyle? Orta çağdan bir oyun gösterisi mi? Oldukça gösterişli. Evet. Kartal ve at var. Bilmiyorum, onların hiçbirinde değil. Hayır. Mezarını saklardı. Aramaya devam et. Dur, bunda bir işimiz yok ya. Bu ne? Şimdi... Şu şekilde olacak. Şimdi kartalın yanında 8 olacak. Bak. Şöyle üçlü değil mi bu? Bak şöyle yaptığın zaman kartal burada olacak. Yani solunda 8, yukarıda.
burada 8 olacak. Evet. Burada bu işaret. Burada şu pi gibi bir şey değil mi? Evet bu. Burada. Burada bu olacak. Yani. Burada kartal olacakmış değil mi? 8 nerede? Aa bir dakika bu değil bu değil. Dur çekil çekil bu değil. At değil, at değil ya bizim alacağımız şey. Çık. Kartalı alacağız. Şunu çevir ya onu değil. Şu an atta sıra niye? At değil ya. Ha şuymuş tamam. Buldum. Kartal burada olacak. Bence. Kartal burada olacak. Tamam. Ben çık şuradan. Tamam. Kartal burada. Kartal buradaysa at da onun şurasında olacak. Bu arada bu hangi kartal? Bir dakika ya. Çift baş şu kartal mı diğer kartal mı? Ha tamam bu. Tamam bu. Atta mıyız? Atı. Heh. At. Şurada olacak. Şimdi kartal da herhalde burada olacak. Bak. Bu ne? Bir C var. Bir şu işaret var. Bir 8 var. Bir de bu işaret var. Hangisi? Şu mu acaba? Bir dakika. C. Şurada olsa. 8. Tamam. Bu işaret. Bir de C. Galiba şurası. Eğer yanlışımız yoksa çözdük bulmacayı gibi geldi bana. Bir dakika. Bu da sanki buraya gelecek. Doğru mu? Evet bir şey olmadı. Aa bir tane daha var. Yukarıda. Bir tane daha var ya. Şu yukarıdaki ne? En üstte bir tane daha var sağ üstte. Kartal buradaysa at burada. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Sen değil de. Sen misin acaba? Şu yani. Bu arada bu hangi at? Bir dakika. İki at iki kartal var ya. Biz yanlış atı mı koyduk? Yo şaha kalkmış at. Ve... bu kartal. Bunlara bunun ne işi var? Yok sen değil. Şu kartalı... Şuna bir gitsin buradan ya. Bu kartal işte. Bak. Kartal simgesi burada. Aa bir dakika. Şuradaki neymiş? Ha bu silinmiş. Bu silinmişse... Başka bir şey yok mu ya? İki tane var. Bir, iki. Ha bir tane daha var. Bu hangisiymiş? He bak. Tamam. Şu diğer kartal gibi şey de. Bak nerede? Şu bu nasıl simge? Yılan gibi bir şey. Yılan. Bu işaret. Pi. Ve. Tamam.
Hangisi olabilir bu? Hangisi? Göremiyorum. Bak. Şu yılanlı şey hangisi? Ha, şu sağ üstte. Tamam. Yılanlı orada. Ha, bu yılanlı. Bu pi. Pi var. Nerede? Sağda, tamam. Bir pi var. Bir yılan var. Bir şu işareti var. Tamam. Diğerine. Bu da diğer yılanlı. İki tane yılan var. Yani şu sağ üstteki o zaman olamaz. Hangisi olacak bu o zaman? Bak, yılan bu yani. Bak, iki tane pi olacak. Herhalde şu ya. Galiba burası. Bak bakalım, pi var. Tam burası burası. Burası tamam. Şimdi sıra diğerinde. Diğeri nerede? Diğer diye bir şey yok. Şimdi o atı nereye koyacağız peki? Diğer at. O da herhalde burası ya. Şu. Bu CM olan. Yani herhalde bu diğer at da buraya gelecek. Hadi oğlum. Doğru ol ya. Uğraştırma bizi. Sen de buraya herhalde. Evet. Sonunda bulmacayı çözdük. Davetkar görünüyor. Biraz bulmaca bizi zorladı ama anladık olayı. Dikkat et. Yavaş yavaş. Geç geç. Lord Godfrey. Tek ve biricik. Burası neymiş böyle? İşte bu. Mezarı bulduk. Ne var içeride? Adamın 400 yıllık mezarı var. Bir çeşit muska. Bir şeyler yazıyor. Neymiş o? Bunu Lancelot'un tam tepesinde yapacaksın ha? Aha. Bu Saba yazısı. Yine mi Saba? Yani bu kesinlikle eski Yemen'den kalma. Evet. Francis Drake'in 16. yüzyılda demir attığı yer. Büyük 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 babamızın. Şehrin ismi olabilir. Evet. 3000 yıl öncesinde. O yazının devamı olmadan nereye bakacağımızı bilmeliyiz. Umalım ki diğer yarısı Suriye'de olsun. Evet. Bizim Chloe'nin bulabileceği. Chloe ve Katır umarım bulur. Bakalım. Hay Allah'ım, yine mi buldunuz bizi ya? İyi iş beyler. Resmen evet. Adamı hazineyi ayağına ayağına verdik ya. Evet herifsin. Gel de al. Yavaş yavaş. Onun uğruna ölünmez pek değil mi? Arkadaşınız öyle düşünmüyor. Hadi Nate. Sıyırdı bak mermi ha. Yüzük orada. Yüzüğü niye almıyorlar? Ses ne? Aha örümcekler geldi. Işıkta dur. Alın şunu çabuk. Alın, alın bunun üstünden. Lan. Alın bunun üstünden. Alevlere gelemiyorlar. Aha adam öldü ya. Görünüşe göre meşaleniz sönüyor. Size bol şanslar. Kaç şerefsiz bizi burada bırakacak. Bu hedef tam dik dörtler. Değil mi? Hadi. Oradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Hay Allah'ım ya. Neyse. Bulacağız. Buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız arkadaşlar.
7. etap Işığı Takip Et bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Ancak bunu sonraki bölümde yapacağız. Şimdilik bu bölümün burada sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bildirim kanalını açmayı unutmayın. Çok az bir zamanınızı alacaktır. O yüzden bize destek vermeyi unutmayın. Bu örümceklerden kurtulmak için bir sonraki bölümde uğraşın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Uncharted 3'te kalın. Bay bay. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.